Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün Eyüp'teyim. Malum 15 Temmuz şehitlerini anma günü dolayısıyla bugün Eyüp'e geldim. Ve Eyüp'te hain darbecilerin tankları tarafından ezilen işte bu aracımızın yanındayım. Kameraman arkadaşım da şu anda aracı gösteriyor. Sevgili arkadaşlar, 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi, tarihte geçmiş bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle bugün anıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Günü'nde. Başta Ulu Önder Atatürk'ümüz, silah arkadaşları ve gelmiş geçmiş ecdadımızdan bütün şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz sevgili arkadaşlar. İşte bugün şehitlerimizin anısına Eyüp'e geldim. Eyüp'te bu hain darbeciler tarafından ezilen, tankları tarafından ezilen aracımızı götürerek çekimlerime başlıyorum. Buradan sevgili arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önüne gideceğim. Orada 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizin Balmumu heykelleri var ve o şehit olan kardeşlerimizin anısına orada hem bir Fatiha okuyacağım sevgili arkadaşlar, hem de orada çekimler yapacağım. Şu anda ekran başında bizi izleyen bütün kardeşlerimize şehitlerimizin anısına bir Fatiha okumaya davet ediyorum. Allah kabul etsin inşallah. Arkadaşlar işte hain darbeciler tarafından 15 Temmuz'da ezilen bu aracımız burada sergilenmekte. Eyüp Sultan'da görüyorsunuz. Hain darbecilerin tankları tarafından ezilen aracı görüntülüyoruz sevgili arkadaşlar. İşte unutmadık, unutturmayacağız şeklinde de burada yazı var. Ve 15 Temmuz şehitlerimizin anısına da böyle billboardlarda arkadaşlar, billboardlar hazırlanmış. Aracı görüyorsunuz. Hemen şu anda yanımızda bir kardeşimiz var. Kardeşim, yayınıma hoş geldin. İsmin nedir acaba? Ercan. Ercancığım, biraz önce bana da kameramanlık yaptın. Çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz için ve bütün şehitlerimiz için neler söylemek istersin Ercan? Tabii ki o günde bu şehitlerimiz kahramanca ülkemizin kurtuluşunu sağladılar. Hepsine rahmetle anıyoruz ve onlar için dua ediyoruz. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Ercan, buradan ailen, arkadaşlara selam da gönderebilirsin. Kimlere selam göndermek istiyorsun? Tabii ki benim memleketim Manisa. Öyle mi? Oradaki aileme, anneme, babama, kardeşime ve bütün arkadaşlarıma buradan selam söylüyorum. Manisa'nın neresinde oturuyorlar? Manisa Köprübaşı ilçesinde. Tamam. Ben de orada Soma'da babam çok öğretmenlik yaptı. Amcamlar var. O zaman Soma'daki Remzi amcama ve bütün akrabalara selamlar gönderiyoruz. Hemen bekle lütfen. Çekimlerine devam edecek. Yine geleceğim yanına. Hemen arkadaşlar bekliyorum şöyle. Kardeşlerimiz de burada billboard çalışıyorsun. Arkadaşlar kolay gelsin. Allah razı olsun. Harika bir çalışma yapıyorsunuz böyle. 15 Temmuz şehitlerimiz anısına billboard hazırlıyorsun değil mi? Şu yazıyı çekelim. YouTube'daki kardeşlerimiz de izlesin abi şöyle hemen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımız da burada hemen billboard hazırlıyorlar. Siz neler söyleyeceksiniz 15 Temmuz ve bütün şehitlerimiz için? Hepsinin mekanları cennet olsun abi. Amin inşallah. Rahmetli anlıyoruz diyorsun değil mi? Rahmetli anlıyoruz abi. Amin. Kardeşim, sen neler söylemek istersin? Unutmadık, unutturmayacağız. Evet. O geceyi hiçbir zaman unutmayacağız. Aynen öyle. Zaten hani unutursak tekrar başımıza gelir, Allah korusun. O yüzden hiçbir zaman unutmadık da unutturmayacağız da. Zaten bu çalışmamız da buna yönelik. Halkımız da zaten şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyor. Bakın arkadaşlar, yakın plan görüntülüyorum. Böyle. Kardeşlerimiz çok güzel burada billboard hazırladılar. Biz hemen aracımızı şöyle çekmeye devam ediyoruz yine. Bakın, hain darbeciler tarafından ezilen bu aracı görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Hain darbecilerin tankları tarafından işte ezilen araç, paramparça olmuş bu araç. Burada sergileniyor sevgili arkadaşlar. Eyüp Sultan'a gelen herkes bu aracı burada görebilir. Hemen aracı arkadaşlar şöyle arkadan da görüntülüyoruz. İşte görüyorsunuz. hain darbeciler tarafından ezilmiş, paramparça edilmiş bir araç ve burada unutmadık, unutturmayacağız yazısı var. Ve bu aracı da sizler için görüntülüyoruz sevgili arkadaşlar. İşte hainler tarafından paramparça edilmiş aracı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. İşte Eyüp Sultan'da bu aracı bu şekilde ziyaret edebilirsiniz. Hemen şurada zaten sevgili arkadaşlar Eyüp Sultan var. Eyüp Sultan'ın hemen girişinde bu aracı bu şekilde sergileniyor. Aracımızı burada görebilirsiniz. İşte 15 Temmuz şehitlerimizin anısına da böyle billboard hazırlanmış. Bu billboard'da buradan görüyorsunuz. Arkadaşlar işte buradan iki tane abimiz geçerken şehitlerimize Fatiha okurken kendilerini yakaladık. Hemen şehitlerimiz için dua okuyorlar. Bakın şehitlerimizin burada bal mum heykelleri var. Gördüğünüz gibi. Hemen burası neresi arkadaşlar? İşte İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önündeyiz. Abilerimiz gördüğünüz gibi. Abi merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Geçerken tabii şehitlerimizin böyle bal mumu heykellerini görünce bir de tabii 15 Temmuz. Evet, şehitlerimiz için neler söyleyeceksiniz abi? Burada şehit olan ve bütün şehitlerimiz için. Şimdi öncelikle şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan gani rahmet eylerim. Yerlere mekan cennet olsun inşallah. Amin inşallah. Ailelerine sabırlar dilerim. Ailelerine buradan seslenmek isterim. Çok güzel yiğitler yetiştirmişsin vatan için. Allah sizinle razı olsun. Eyvallah. 15 Temmuz'da ben de gittim, savaştım. Öyle mi? Evet, sen neredeydin abi 15 Temmuz'da? Hangi semtteydin? Ben Yeşilpınar Eyüp'teydim. Biz AK Parti ilçe başkanlığına yürüdük. Askeri evet, oraya gelecekti. Silahlarla beraber. Biz oraya gittik. Önce il başkanlığı korumaya gittik. Daha sonra orada ben yeni bir araba da almıştım. Söyleme sahip bir Audi. Onda kaza yaptım. Tabii o an kargaşa olduğu için trafikte kalmış. Araba da attık, o tarafa gittik. Anladım. Biz 20 kişilik bir gruptuk. Kardeşim vesaire arkadaşlarımızla beraber. Silahlı gittik aynı zamanda da. Yani diyorsun 15 Temmuz'da hain darbecilere karşı vatanımızı, milletimizi korumak için biz cihat için gittik. Allah sokaklardaydık. Tabii canım, biz ölümüne gittik yani. Evet. Silahımız ruhsat yoktu. Rahmetli babamdan kalmaydı ama o gün o gerekiyordu yani. Evet. Gittik oraya işte. Canımızı ortaya koyarak diyorsun. Tabii canımızı ortaya koy. Biz vatanımızı, milletimizi kurtarmak için hain darbecilerle savaşmaya çıktınız. Hanımızdan da aynı şekilde konuştuk. Dedik ben gidiyorum. Dönebilir de dönemeyebilir de dedim. Çektik gittik. Orada kaldık, işte yürüyüşler yaptık, sloganlar çektik, bekledik saatlerce. Sonra da geldik, duyduğumuza göre Alebeyköy Polis Karakolu'na askeriye gelip silahlarını alacaktı. Bu sefer de geldik, Alebeyköy Polis Karakolu'nu koruduk orada. Sabaha kadar kaldık, yorulduk da ondan sonra baktık sükunet olmak üzere. Biz ellerimize çekildik fakat beklemedeydik. Anladım. 2-3 saat uyuduk, yine çıktık. Bu şekilde. Ama elhamdülillah diyorsun, darbecileri alt ettik millet olarak. Ya Allah onların belasını versin ya, bu kadar. Ben 12 Eylül'ü de gördüm. Eminönü'nde bizi taradılar. Ben çocuktum o zaman. Gördüm. Bir sürü insan öldü. Bu nedir ya? Dakika başı darbe. Allah sizin belanızı versin. Bu vatan hep bizim vatanı kardeşim. Burada yiyoruz, burada içiyoruz. Eyvallah. Yani bu kötü bir yer mi yani? Nedir yani? Tabii. Şeytana uyuyorsunuz, geliyorsunuz burada vatanı bölmeye çalışıyorsunuz. Ama devletimizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Yani Tayyip Erdoğan'a buradan selamlar söylüyorum. Şiraz gelsin. Kendisini her zaman sever sayarız. Allah ondan razı olsun. Yani şöyle, hiç parti gözetmeksizin vatanımız, milletimiz aynen için öyle, Türk ulusunun bir ferdi olarak her zaman tabii, canımızı vermeye tabii hazırız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben o gün cep telefonundan yayın yapan Recep Tayyip Erdoğan'a sokağa inin dediği zaman biz o anda anladık ki ne darbe olmuş. Biz o anda indik. Eğer o bize anons yapmamış olsaydı biz inemezdik. Anladım, İnmezdik anladım. De yani. Çünkü o çağrı diyorsun çok önemli. Tabii canım, bir reisimiz yani inlemişse demek ki zor bir durumda ülke. Biz de indik Allah'a şükür. Evet. Ha, ölmedik. Sağ kaldık ama ölebilirdik de. Tabii. Onun için gittik. Mesela kader bu insanlarınmış. Şu abilerimiz hemen yakından çekelim. Kader bu büyüklerimizmiş, abilerimizmiş. Bu Balmum'dan heykel olan. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Amin. Buradan yolun düştükçe işte Fatih'i okuyoruz kendilerine. Yani elimizden ne gelirse vatanımız metin için yapmaya her zaman hazırız biz. Eyvallah. Ölünceye kadar. Başka ricam benim bu kadar. Bu vatan, Allah razı olsun, evet. Bu vatan milleti her zaman hepimizin ve sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Tabii. Hiç kimse de Türk ulusunun elinden bu vatanı, milleti alamaz. O da bir gerçek. Alamaz. Bu bir gerçektir. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz abi? Ben de ilk önce şehitlerimizle anlattan yani rahmet dilerim. Allah ailelerine sabır versin. Yani diyeceğim ki bu arkadaşım gibi ben diyeceğim de olur. Hepimiz inmişsek vatanımız için inmişiz. Şu an hani gene de vatanımız için şu anda hepimiz ölüme gideriz yani. Anladım. Seve seve diyorsun. Seve seve bu vatan millet için canımızı veririz diyorsun. İllaki, Allah razı olsun. İllaki. Çok teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Hemen şu. İyi günler. Çok teşekkürler. Sağ olun. İşte bakın bu vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin burada bal mama heykelleri yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte burada şehit düşen büyüklerimizin hemen İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde balmumu heykelleri var. Ve burada bayrağımız da dalgalanıyor sevgili arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi hemen burası neresi? İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önü sevgili arkadaşlar. Hemen geliyorum. YouTube Şener Boz ve İstanbul'un Sesi kanalımız. Beyefendi bir saniye. Tamam, çekim bitirince konuşacağım. Arkadaşlar burada görevli arkadaşlarımız da var. Çekim yapmam konusunda benim zaten çekim izinlerim var da burası tabii ki halka ait bir alan. Kendilerini görüntülemek istemiyorum ama şu çekim bitsin kendileriyle konuşacağım. Burada yetkili arkadaşlarımız geldi belediyeden. Onlarla da hemen biraz sonra görüşmeler yapacağım. Arkadaşlar işte İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önüne geldik. Saraçhane'ye. 15 Temmuz'da burada şehit düşen kardeşlerimizin anısına böyle burada bir bana hazırlanmış. İşte 15 Temmuz şehitlerimizi biz de bu şekilde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Sevgili arkadaşlar işte 15 Temmuz destanı şeklinde hemen arkada da İstanbul Büyükşehir Belediye binasını görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar burada da amcamız Fatih. Amca kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. İşte 15 Temmuz şehitler destanı burada yazılmıştı Saraçhane'de. İstanbul Büyükşehir Belediye binasını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde birçok kardeşimiz şehit olmuştu. ...15 Temmuz'da... ...işte şehit olan... ...kardeşlerimize... ...Allah'tan... ...bir kez daha... ...rahmet diliyoruz. İşte gencecik böyle vatan evlatları... ...hain... ...FETÖ'cüler tarafından... ...şehit edildi bu kardeşlerimiz ve... ...gencecik yaşta... Vatan topraklarına düştü bu kardeşlerimiz. İşte burada da 15 Temmuz anısına bu kardeşlerimiz için bir köşe oluşturulmuş. Hemen Fatih'e giden yolu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve hemen arkada da gördüğünüz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye binası var. Ve buradan da böyle hemen Taksim'e giden yolu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. İşte Meclisi 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.